12. Kıyamet günü hesap defteri sağından verilir. 13. Hesabı kolay görülür. Bazıları hiç hesaba çekilmez. 14. Sevapları günahlarına ağır basar. Bazıları sevap günah tartımına tabi tutulmaz. 15. Havzı Kevser'den içer. Bir daha susamaz. 16. Sırat köprüsünü çabuk geçer. Cehennemden kurtulur. Cehennem ateşinin alevinin sesini bile duymaz. 17. Kıyamet meydanında peygamberler gibi şefaat edebilir. 18. Ebedi cennetlik olur. Orada sahip olduğu şeyler de daimidir. 19. Allah celle celaluhu o kulundan razı olur. 20 keyfiyetsiz olarak Allah'ı görmesi nasip olur. Biz burada Allah'a itaat eden kişilerin nail olacağı şereflerden sadece birkaçını saymış olduk. Gerçekte Allah'ın salih kullarına bahşedeceği mertebe ve şereflerin sayısını yine ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Nitekim Secde Suresi 17. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Artık onlar için işlemekte olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyururlar. Cennette gözlerin görmediği kulakların işitmediği, hayallere gelmeyen nimetler yaratılmıştır. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Kehf Suresi 109. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için, bütün denizlerin suyu mürekkep olsa ve bir o kadar daha yardımcı olarak ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Müfessirler bu ayetin tefsiri hakkında derler ki, buradaki sözlerden murat Allah'ın cennet ehline bir lütuf ve ikram olmak üzere söyleyeceği sözlerdir. Allah'ın nimetleri bunca çok olunca biz onların binde birini bile dile getiremeyiz. Biz insanız. Faniyiz. Fani bir yaratığın ilmi Allah'ın nimetlerinin tamamını kavrayabilir mi? Asla. Allah Celle Celaluhu ezeli'dir. Varlığının başlangıcı yoktur. Ebedidir. Varlığının sonu yoktur. Bizlerse sonradan var olduk. Yine yok olacağız. O halde onun nimetlerinin çokluğu önünde Bizim akıllarımızın durgunluk göstermesi tabidir. Aklı olan basiret ettiler onun yoluna girsinler. Onun kitabı Kur'an'da gösterdiği ahlak esaslarına uysunlar. İbadet etsinler. Fakat unutmasınlar ki Allah'ın kendilerine vereceği nimetlerin yanında bu nimetler bir hiçtir. Yine herkes bilsin ki Allah yolunda olabilmek için dört şey mutlaka lazımdır. 1- İlim Bilmeden körü körüne hiçbir şey yapılamaz. 2- Amel Tatbik edilmeyen bilginin hiçbir faydası olmaz. 3- İhlas Sırf Allah için yapılmayan, insanlara gösteriş için yapılan ibadetlerin İyiliklerin ve amellerin hiçbir değeri yoktur. 4. Korku. Kişi ameline mağrur olmayacak. Allah'ın rahmetini unmakla beraber akıbetini de düşünecek. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Zünnuni Mısri ne doğru söyler? Halk ölüdür. Yalnız alimler diridir. Alimler uykudadır. Yalnız ilmiyle amil olanlar uyanıktır. İlmiyle amil olanlar amellerine mağrurdur. Aldanırlar. İhlas sahipleri aldanmazlar. Fakat onlar da daima büyük tehlikededirler. Dört kişiye şaşarım. Birincisi akıllıdır, alim değildir. Bu adam akıllı olduğu halde nereden gelip nereye gittiğini, bu dünyaya niçin geldiğini ve sonunun ne olacağını neden öğrenmez? Ahiret hayatını niçin düşünmez? Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Araf Suresi 185. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Onlar, Allah'ın göklerde ve yerdeki o muazzam mülk ve saltanatına Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye belki ecellerinin yaklaşmış olduğuna da hiç bakmazlar mı? Artık bundan sonra hangi bir söze inanacaklar ki? İkincisi, alimdir fakat ilmiyle amel etmez. Niçin ilmiyle amil olmaz? Neden akıbetini düşünmez?' Allah Celle Celaluhu'nun ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği önündeki büyük tehlikeler üzerinde neden durmaz? Üçüncüsü, ilmiyle amel eder fakat ihlaslı değildir, riyakardır. Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu Kehf Suresi 110. ayeti i kerimede şöyle buyurur. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır, diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Dördüncüsü, İhlaslıdır fakat akıbetini düşünmez. Allah'ın öfkesinden korkmaz. Onun salih ve ermiş kullarına olan muamelesine bakmaz. Allah'ın kullarına muamelesi gayet ciddi ve kesindir. Nitekim mahlukatın en şereflisi olan peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bile Zümer suresi 65. ayeti kerimede şöyle hitap etmiştir. Andolsun ki Habibim sana da senden önceki peygamberlere de şu vahiy olunmuştur. Eğer Allah'a ortak tanırsan celalim hakkı için bütün amel ve hareketlerin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun.'' Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu şekilde hitaplar gelince bir ara şöyle buyurdu. Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı. Sözün özü şu dört ayette toplanmıştır. 1. Mü'minun suresi 115. ayeti kerime. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 2. Haşr Suresi 18. ayeti Kerime Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. 3. Ankebut Suresi 69. ayeti Kerime Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir. Ve hepsini içinde özetleyen ayet, Ankebut Suresi 6. ayeti Kerime Kim mücahede ederse, ancak kendi nefsi için mücahede etmiş olur. Zira Allah elbette hiçbir şeye muhtaç değildir. Biz bu kitabı yazarken yapmış olabileceğimiz hatalardan, söylediğimiz halde özümüze uymayan sözlerden, yazdığımız dini bilgilerde vuku'u muhtemel kusurlardan, bizi riyaya götürmüş olabilecek hareketlerimizden istiğfar ederiz. Rabbimizin affını dileriz. Yine Rabbimizden bizi ve okuyucu kardeşlerimizi ilmiyle amil olanlardan kılmasını, bize vebal yüklememesini talep ederiz. Aziz ve celil olan Allah'a hamdolsun. Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretlerinin Abidler yolu isimli bu eşsiz eserini seslendirerek sizlerin istifadesine sunmayı bize nasip etti. Aziz ve celil olan Allah istifademizi her daim bereketli kılsın ve bizleri dost doğru yolundan bir an bile ayırmasın.